Kıvanç, tatlı tuha salak dediğiniz doğru mu? Mutlaka demişimdir. Çok güzel, mutlaka demişimdir. Ya galiba bir uçağı kaçırdığında dalga geçmişsiniz. Ya ama o değil. Hayır, o orada benim büyük salaklığımdan. Estağfurullah. Ya o çok güzel bir hikayedir ama. Ne, anlasınız mı? Ya şimdi biz eşimle şeye gidiyoruz. Berlin'e gidiyoruz. O şeye açıkta duruyor uçak. Aşağı inen bir yerdeyiz. İndim baktım, Kıvanç orada. Nasıl oğlum falan dedim. İyi abi dedi. Nereye gidiyorsun? Ya dedi, Allah kahretsin dedi. Biz Paris'e gidecektik dedi, evet. Ama dedi uçağa kaçtı. Ah salak dedim ya yani. Olur mu dedim böyle saçma bir şeye. Çok ayıp dedim falan. Neyse oturduk işte, konuşuyoruz, muhabbet ediyoruz. Çıkış var. Berlin Tegel yazıyor işte orada. Bizim çıkış ya, uçağa kapısı ve business gidiyoruz yani. Düşün. İşte konuşuyoruz, ediyoruz falan filan bilmem ne. Baktım 15 dakika filan kaldı. Hala anons filan yok. Şeye baktım kapıya. Berlin Tegel yazıyordu. Simferopol olmuş. Allah Allah. Lan bizim uçak nerede? Ne oluyor? Fırladım gittim. Türk Hava Yolları'ndan görevliyi buldum. Nerede dedim bizim uçak burada dedim. Tegel'di şimdi uçak dedim. Uçak gitti dedi. Siz uçak nereye kalktı? 20 dakika var dedim. Ben business yolcuyum. Beni alıp bulacaksın. Çekilimi yaptırmışım. Ben neredeysem ya, öldüm mü kaldım mı tuvalette olabilirim. Ama yıkılıyor yani. Ben oradan bağırıyorum. İç hatlardan duyuyorlar sesimi yani, o derece. Ki uçağı kaçırdığın zaman %30 cezalı falan gider. Tabii ayrı. Tarık Bey lütfen buraya gelin. Lütfen bağırmıyor. Efendim haklısınız da ama şöyledir. Ya bunun böyle bir şey olamaz. Beni almadan bu uçak ya gitti. İşte oradan yetkili bir hanımefendi geldi, dedi beyefendi vallahi özel uçak olsa kaldıracağım. Vallahi kaldıracağım ama o dedi, maalesef yok. Bundan sonra uçağı bekleyeceksin. Salak diyen Tarık salak oldu mu sana? Estağfurullah. Kıvanç uçağa doğru giderken abi iyi günler dedi mi? Biz orada 7 saat bekledik mi? Yani böyle bir şey yok. Kolu yedik ya. Mi?